Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şerbetli padişah yastığı tatlısı yapacağız. Çok lezzetli, güzel ve pratik bir tarif. Hemen yapıma başlayalım. Öncelikle tatlımızın şerbetini yapmakla başlıyoruz. Bunun için tenceremize toz şekerimizi aldık. Üzerine suyunu ilave ediyoruz. Bir dilim limon bırakıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Evet, şerbetimiz kaynamaya başladı. Bu şekilde kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz, kısık bir şekilde. Yaklaşık 10 dakika daha kaynıyor ve ocaktan alıp soğumaya bırakıyoruz. Sonrasında kekimizi yapmakla devam ediyoruz. Bunun için yumurtamızı çırpma kabımıza aldık. Üzerine toz şekerimizi ekliyoruz ve bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyoruz uzun uzun. Yumurta ve şekerin böyle rengi açık ve krema gibi olacak. Birkaç dakika çırpınca zaten hemen kıvamını alıyor. Bakın, krema gibi oldu yumurta ve şeker. Tam istediğim kıvamda. Şöyle de göstereyim. Bu kıvamı elde ettikten sonra üzerine vanilya, kabartma tozu ve unumuzu ilave ediyoruz. Tarifi net ölçüsünü her zaman açıklama kısmına yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Aklınıza takılan soru herhangi bir şey olursa da yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor oluyorum. Son kez çırpalım. Evet, kek harcımız da hazır. Şimdi böyle gördüğünüz gibi kelepçeli kalıbımız var. Alt kısmına yağlı kağıt yerleştirdim. Ve kek harcımızın kıvamını görüyorsunuz. Şimdi güzelce harcımı kabıma aktarıyorum. Üzerini güzelce bir düzelttim. Böyle sert bir zemine birkaç defa vurun. Kabarcıklar çıksın ve 200 derecelik fırına pişirmeye veriyoruz. Son aşama olarak tatlımızın muhallebisini yapmakla devam ediyoruz. Sütümü tencereme aldım. Üzerine un ekledim. Nişasta, toz şeker. Bunları şöyle bir güzelce karıştırıyorum. Bu aşamada kesinlikle ocağın altını açmayın. İlk önce güzelce bir karıştıralım. Ki topak topak olmasın. Sonra da ocağın altını açacağız. Evet, güzelce karıştırdım. Şimdi ocağımın altını açıyorum. Ve muhallebi kıvamına gelene kadar pişiriyoruz. Sürekli karıştıralım, dibi tutmasın. Buna dikkat edelim. Üzerine vanilya ekliyorum bir paket. Vanilyamızı ekledikten sonra tekrardan karıştırmaya devam ediyoruz. Ve bakın, istediğim kıvama geldi. Muhallebimi ocaktan alıyorum. Bir taraftan bakın kekimiz ne kadar güzel kabarıyor. Ocaktan aldığımız muhallebin üzerine bir paket krem şanti ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Bir paket eklemeniz yeterli. Muhallebimin üzerini örtüyorum ki kabuk tutmasın. Ve işte kekimiz fırından çıktı. Bakın ne kadar güzel kabarmış. Şimdi soğumasını bekliyorum. Evet arkadaşlar, kekimiz yeteri kadar soğudu. Şimdi ortadan ikiye bölüyorum. Kekinizi fırından çıkardıktan sonra mutlaka biraz bekleyin, ilk sıcaklığını atsın. Sonra kelepçeden çıkartın. Aynı şekilde yine bekleyin, soğusun. İyice soğuduktan sonra böyle kekinizi ikiye bölebilirsiniz. Şimdi kekimin üst tarafını, yani üst katını bu şekilde
12 dilime böldüm. Bu şekilde daha kolay oluyor servis yaparken. Sonrasında kelepçe kalıbımın kenar kısmını tekrardan kekimin üzerine bıraktım ve kapattım. Sonrasında dolaptan çıkardığım soğumuş olan şerbetimi üzerine gezdiriyorum. Kekinizin de şerbetinizin de soğuk olması gerekiyor. Şerbetini gezdirdikten sonra üzerine hazırladığımız sütlü muhallebimizi gezdiriyoruz. Bu arada eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum kısmına bir emoji dahi olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Çünkü daha fazla kişiye ulaşmamı sağlarsanız. Muhallebimizi her tarafa güzelce eşit bir şekilde yayalım. Hazır Ramazan ve bayram gelirken yani yaklaşırken bu videoyu paylaşmak istedim. İster Ramazan'da iftara, isterseniz bayrama da olur bence. Şerbetli, sütlü, güzel bir tatlı. Gayet de şık görünümlü. Muhallebimizi güzelce düzelttikten sonra üst katına dilimlediğimiz kek dilimlerini yerleştiriyoruz. Evet, tamamını yerleştirdim. Son olarak üzerine yine aynı şekilde hazırladığımız şerbeti gezdiriyoruz. Kekiniz şerbeti zaten kısa sürede hemen çekiyor. Evet, şerbetini de döktüm. Şimdi tatlımı buzdolabına kaldırıyorum. Eğer vaktiniz varsa bir gece dolapta dinlendirin. Evet, bakın tatlım bir gece dolapta dinlendi. Dediğim gibi vaktiniz varsa bir gece dinlendirin. Eğer vaktiniz yoksa da sorun değil. 2 saat kadar dinlendirmeniz de yeterli. Kelepçemizi çıkartıyoruz. Ve üzerini süslemeye başlıyoruz. Ben üzerine şu şekilde süsledim. Kenar kısımlarına fıstık tozu, orta kısmına da Hindistan cevizi. Bu şekilde. Siz istediğiniz gibi farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Kenar kısımlarını süsledim. Orta kısmına da Hindistan cevizi yerleştiriyorum. Ve tatlım servise hazır hale geliyor. Ve işte tatlımız servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şerbeti olsun, keki olsun, içindeki sütlü muhallebisi olsun, her şey yerli yerinde ve inanılmaz lezzetli. Hem hafif, hem sütlü, hem şerbetli. Her şey var bu tatlının içinde. Evet, eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.